Bugüne kadar 95, NT, Enyum, 98, XV, Vista. Vista'yı hiç sevmedim. Seni hiç sevmiyorum. Babanı da sevmezdim zaten. Gerçekten hiç sevmedim, hiç de kullanmadım. Bir gün merak ettim, kurdum. Akşamısı sildim. Windows 7 gönlümüze tah kurdu. Bendensin. Windows 8. Onu da pek sevmedim yani. Tam olarak ne olduğunu bile anlayamadım. Bir keresinde bir dizüstü bilgisayarda orijinal olarak geldiği için birkaç ay kullandım ve Windows 10 başımızın tacısı. Selamünaleyküm arkadaşlar. Windows 10 iyi, güzel. Windows 11 nereden çıktı, nasıl çıktı gerçekten bilmiyorum. Microsoft tarafından şöyle bir duyuruda bulunulmuştu. Bundan böyle Windows 10 kalacak ve Windows 10 üzerine biz eklenti paketleri yükleyerek Windows 10'u geliştireceğiz. Yani güncelleştirmeler vererek Windows 10'u ayakta tutmaya çalışacağız. Sanırım pandemi bunları da etkiledi. Neden etkiledi onu da bilmiyorum. Umarım iyidir. Şu ana kadar hiç kurmadım. Yaklaşık kaç ay oldu? 2 ay oldu mu ortaya çıkalı? Korsan olarak çıktı. Birileri kurdu, ben kurmak istemedim. Özellikle canlı yayınlarda çok baskı yaptılar. Necdet abi 11 çıkmış. Tamam baba ya, sakin olun. Biz neler görmüşüz? 95'leri görmüşüz. Hiç heyecanlanmadım doğrusu. Heyecanlanmadım ama bilgisayarıma yeni bir M.2 SSD takma gereği duydum. Elimde tam 2 TB'lık bir M.2 var. Termopad ve alüminyum blok. Bu üçünü birleştireceğim. Aslında benim anakart üzerinde bu M.2'ler için soğutucu bir sistem düşünülmemiş. Tamamen modifiye edeceğim. Yani tam benlik diyebileceğimiz bir iş yapacağız. Onu da göreceğiz. Bu M.2 gelmeden önce 480 GB'lık SSD ayarlamıştım. SSD'ye Windows kuracaktım. Bildiğiniz gibi Gia sistem kurduk. Onun için 2 adet 2'şer TB'lık M.2 aldık. Gia sistemlerde de bildiğiniz gibi ilk başlarda bu M.2'ler işe yarıyor. Bulutlama işlemi bitti. M.2'lerden birisi boşta kaldığı için benden 480 nere, 2 TB nere dedim. Bunu bilgisayarıma takmaya karar verdim. Bugüne kadar bilgisayarım tam bir fakir bilgisayarı. 250 GB'lık SSD'ye Windows'um kurulu. İkide bir kırmızıya düşüyordu Windows'um ve temizlemek zorunda kalıyordum. Bundan böyle bu 2 TB'lık M.2 SSD ile bilgisayarım hem hızlı olacak çünkü okuma hızı 5600, yazma hızı 4300 milisaniye. Müthiş bir hıza ulaşacak bilgisayarımız. Yani bilgisayarımız bir bakma füze gibi olacak diyebilirim. Her neyse fazla uzatmaya gerek yok. Bu Windows 11'i sevecek miyim, sevmeyecek miyim göreceğiz. Her ne kadar güncel bir anakarta sahip olsam da muhtemelen ayar açma durumu olacaktır. Ben Asus anakart kullanıyorum. Intel tarafında başka, AMD tarafında başka ayarlar mevcut. Bizimki Intel tabanlı olduğu için orada nasıl ayarlar açılır onu da görürüz. Öncelikle gelin bunu değiştirelim. Windows 10, Windows 7, Windows 8 buralardan orijinalse yazılımınız 11'e terfi edebiliyorsunuz. Donanım özellikleri yanlış bilmiyorsam 4 GB RAM, 1 GB işlemci, 64 GB civarında bir depolama yani disk alanından bahsediyor. Yani 4 GB RAM'iniz, 1 GB'ın üzerinde işlemciniz varsa Windows 11'e geçebilirsiniz. Benim tavsiyem Windows 11 düşünen arkadaşlara en az 8 GB ve üstü RAM'e sahip olmalısınız. 2 GB üzeri işlemciye sahip olmalısınız ve M.2 veya SSD bir G diskinizin olmasına dikkat etmelisiniz diyorum ve hemen işe başlıyorum. Hadi başlayalım. Çekim açısından her ne kadar elverişsiz bir ortam olsa da bu videoyu bugün bitireceğim. Bir yazıcı burada çalışıyor, bir yazıcı arkada çalışıyor. Gelecek olan videomuzun kasasını basıyoruz. Sürpriz olsun söylemeyelim. Aynı zamanda bir de Minic Rig başımıza çıkardık. 2 adet ekran kartı çalışıyor. 40 ekran kartını çıkarmış olduğu sesi çıkarıyor. Her neyse 2 TB'lık M.2 SSD'yi ikiye böldüm. Şöyle C ile D'miz. Bundan böyle tam zengin bilgisayar oldu. Bugüne kadar SSD olarak yani M.2 SSD olarak
250 GB'ın üstüne hiç çıkamamıştım. İlk defa tarihi bir gün yaşıyoruz. Ve bundan böyle benim C sistemim hiçbir zaman kırmızı olmayacak. Asıl meselemiz bu Windows 10'u. Windows 11 nasıl yapacağız onu göreceğiz. Bilgisayarımızın altyapısına güveniyorum. Herhangi bir sorun yaşayacağımıza da inanmıyorum. BIOS'ta belki bir sorun yaşayabiliriz. Çünkü BIOS'ta bazı ayarlar yapmamız gerekiyor. Bu anakarttan anakarta değişebilir. Aynı zamanda AMD ve Intel tarafında da bu ayarlar değişik olabiliyor. TPM ayarları, Security Boot ayarları var. Onları ayarlayacağız. Insider ayarlarına gideceğiz. Türkçe'ye çevirmem gerekiyor. Çünkü ben de bildiğiniz gibi İngilizce hiç yok. Size de tavsiye ediyorum. Eğer İngilizceniz yoksa şöyle sağ tıklayarak burada Türkçe diline çevir diyerek buradaki yazıların hepsini Türkçe hale getirebilirsiniz. Aşağı kısma indiğiniz zaman burada kurulumla ilgili birkaç bilgi yer alıyor. Kaydolacağız ve şimdi oturumu açlayacağız. Kısaca e-postamızı girip şifremizi gireceğiz. Hızlı bir şekilde Windows 11'i kuracağız arkadaşlar. Bu işi yaparken mutlaka ve mutlaka Windows'unuzun orijinal bir yazılımı olması lazım. Crack'li, key'li olmaması lazım. Bizden bir de şifre istiyor tabii ki. Birinci kısmı geçtik. İkinci kısma geldik. Burada şuraya tekrardan Türkçe'ye çevirelim. Umarım yazıcının sesi mikrofona fazla gelmiyordur. Kurulumla ilgili kafanıza takılan durumlar varsa buradaki sekmeleri de tıklayarak buradaki ayarlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz diyorum. Direkt ayarları aç diyorum. Şöyle bir uyarı penceresi çıkıyor. Onu aç diyoruz ve bizim şunu kapatalım. Bununla işimiz kalmadı. Bizim bilgisayarımız her ne kadar güncel bir anakarta sahip olsa da Windows 11 için önerilen en düşük donanım gereksinimlerini karşılamıyor diyor. Yalan söylüyor. Vallahi yalan söylüyor. 10 senelik bir bilgisayarmış gibi muamele yapıyor. BIOS'a gidelim, ufak bir ayar yapalım. Tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Bilgisayarımızı açıyoruz. Bu anakarttan anakarta değişebilir. Bizimki F2 veya Dell üzerinden BIOS'a giriyor. Sizin tuşunuz farklı olabilir. İnternet üzerinden araştırıp bulabilirsiniz. BIOS'umuz geldi gördüğünüz gibi. Bizim anakartımız Intel tabanlı olduğu için aynı Asus'un AMD tabanlı BIOS'ları farklı oluyor. Onu bilmenize fayda var. Daha sonra aşağıdaki Advanced Mode kısmını tıklıyoruz. Yukarıdaki Advanced sekmesini tıklayarak aşağıda gördüğünüz gibi değişik seçenekler var. 1, 2, 3, 4, 5. PCHFW konfigürasyon. Intel platform diyor. Truist teknoloji disable diyor. Biz ne yapacağız? Burayı açacağız. Enable yapacağız. Değiştirdiğinize dair sanırım bir not düşüyor buraya. Okey diyoruz. Buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Daha sonra kaydet ve çık diyoruz. Okey diyoruz. Şu anda ayarlarımız olmuştur arkadaşlar. Şimdi masa üstünden devam edeceğiz. Yeniden başladık. Tekrardan masa üstündeyiz. Güncelleştirmeleri denetle butonuna tıklıyoruz. Bekleyelim bakalım. Herhangi bir sıkıntı sorun yaşayacak mıyız? Bayağı bir güncelleme çıktı karşımıza gördüğünüz gibi. Yeni format attığımız için bütün donanımlar güncellenmesi gerekiyor. Bunları yapmadan diğer aşamaya geçemiyoruz. Bilginiz olsun. Yukarıdan aşağıya dolmaya başladı. Yüzlerini görüyorsunuz zaten. Burası muhtemelen uzun sürecek biraz. İkinci aşamada hatta üçüncü aşamada görüşürüz. Videoyu çektikten sonra edite başladım. Gördüğünüz gibi burada güncellemeler başlamış ama OBS ayarlarında ses nedense mikrofon yeri değişmiş. Benim mikrofon sesimi almamış. Windows 11'imiz şu anda durum yazan yerde şurada. İndiriliyor. %5 ile görülüyor. Burası bayağı bir sürdü. 20 dakika falan sürdü. Daha sonra bu yüzde bittikten sonra bir ikinci yüzdeye başlıyor. 20 dakika da orası sürdü. Ortalama 1 saat gibi bir zaman aldı buradaki güncellemeler. Benim canım sıkılmış. Açmışım YouTube'dan videolarıma bakıyorum. Bayağı bir uzun sürdü gördüğünüz gibi. Daha sonra dışarıdan kamerayla çektim. Orada da bir 5-10 dakika yani 20 dakika yakında oradan devam etti. Güncellemeler vesaire. Windows 11'imiz gelmiş. Yeniden başlatıyoruz ve dış kamerayla çekime başlıyoruz. Ve nihayet mutlu son arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karşımızda bütün heybetiyle Windows 11. Bundan böyle artık Necdet abi Windows 11 çıkmış. Gördün mü? Duydun mu? Vuracağım mı? Sorularını sormanıza gerek kalmayacak. Tek kelimeyle söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle inceleme şansım oldu videodan önce, çekimden önce. Müthiş bir yazılım olmuş. Bugüne kadar ki yazılımların en iyisi diyebilirim. Bu yazılımı geliştiren, gerçekleştiren, bizlerin kullanımına sunan Microsoft ekibini de unutmayın. Lazım. Onlara da böyle bir yazılımdan dolayı teşekkür ediyorum. Ne yalan söyleyeyim, hiç heyecanlanmamıştım duyduğum zaman ama gördüğümde çok sevdim diyebilirim. WhatsApp'lar, Instagram'lar, TikTok'lar, Netflix'ler, Spotify'lar, çikolatalar,
Piskövitler. Her şey mükemmel olmuş. Özellikle şu dosyaların etrafındaki şu kıvrımlar çok dikkatimi çekti. Yani bu kadar emek verdik, zahmetimize değdi mi? Vista kurdum, hiç beğenmedim. Windows 8 kurdum, hiç beğenmedim. XP uzun zaman kullandım. Windows 7 bayağı bir kullandık. Kısacası mükemmel bir yazılım olmuş diyebilirim. Bundan iyisi Çam'da mı, Çam'da mı? Ben onu biraz karıştırıyorum. Yorumlara yazabilirsiniz. Ben Çam'da biliyorum. Bazılar Çam'da kayısı diyor. Ne alaka? Bu videodan sonra gelecek videomuzda şu kaç parçasını göstereyim. Şöyle baktığınızda anlarsınız. Bir parçası daha basılıyor. Bitmek üzere. 6000 wattlık bir inverter sipariş ettim. O geldiği zaman size söz vermiş olduğum akülerle ilgili çok videolar çekeceğim. Yani güneş paneline bağlayacağız. Buzdolabını çalıştıracağız. Televizyonu çalıştıracağız. Yani böyle detaylı videolar gelmeye devam edecektir. İşte o videoları geçmişte çektiğimiz 1000 küsur video izlemek istiyorsanız kanalımızı takip edebilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakınız. Sağlıklı ve maskesiz günlerde buluşmak ve görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.